Hoş geldiniz. Yine hayal, yine yalan satıyorlar. Neymiş efendim? Deprem için bir gecede 114 milyar lira bağış toplamışlarmış. Keşke öyle olsa da değil. Bakın kim ne kadar yardım etti hatırlatayım. Merkez Bankası 30 milyar lira, Ziraat Bankası 20 milyar lira, Vakıf Bank 12 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi ve Bağlı Şirketler 3.6 milyar lira, Türksel 3.5 milyar lira, Türkiye Sigorta 2 milyar lira, Türk Telekom 2 milyar lira, Türk Hava Yolları 2 milyar lira, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2 milyar lira, Borsa İstanbul Grubu 2 milyar lira, Ziraat Katılım 1 milyar lira, Vakıf Katılım 1 milyar lira, Emlak Katılım 1 milyar lira, Emlak Konut 1 milyar lira. Pardon ama bunlar devlet kuruluşları değil mi? Öyleyse nedir bu tiyatro? Devletin parasını devlete, halkın parasını halka vermek midir bağış? Evet, bu şirketlerin tamamı kamu kurumu. Bir bölümü de Tayyip Erdoğan'ın başkanı olduğu varlık fonu şirketleridir ki çoğu zaten zararda. Öyleyken algı yaratmak ve şov adına tüluat söz konusu. Altını çiziyorum, yapılan 114 milyar liralık bağışın 89 milyarı bunlardan oluşuyor. 2,5 ay önce Aralık'ta hazineden 20'şer milyar lira, yani toplamda 60 milyar lira sermaye konan 3 kamu bankası önceki akşam bunun 39 milyar lirasını kanunsuz şekilde depreme yardım olarak hazineye tekrar iade etti ki sermaye ihtiyacı duyarlarsa yine aktarımlar yapılacak. Söyler misiniz nedir şimdi bu? Keza böylesi zamanlarda kullanılsın diye onlarca yıldır hiç kimsenin dokunmadığı, hiç dokunulmayan, ihtiyat akçelerini bile harcayan ve eksi 50 küsür milyar dolar rezervde olan Merkez Bankası da 30 milyar lira bağışladı ki bunun manası eşittir karşılıksız para basacağını bugünden ilan etmesidir. İfade ettim. Amaç algı, şov artı bütçe açığını düşük göstermek için iktidarın oynadığı oyundur. İlaveten hemen yeni bütçeye ihtiyaç olmasın diye böylesi bir usulsüzlüğe tevessül ettiler. Ancak altını çizelim, bu uygulama enflasyon yaratacaktır. Ayrıca halka açık kamu bankaları sermayelerinden fazla olan bir yardımı nasıl yaparlar? Bu yardımlar, yani para çıkışı sonrası bilanço görüntüsü ve borsa fiyatları ne olacak? Özetle yapılan kurala da uygun değil ve orta vadede enflasyonu tetikleyecektir. Bankalar yardım yapacaklarsa İş Bankası'nın yaptığı gibi yapmalılar. Yani depremde ölenlerin kredi kartı borçlarını silmelidirler ve mirasçılarından bunu talep etmemelidirler ki bunun için İş Bankası'nı tebrik ediyorum. Bu arada son 20 yılda toplanan 36 milyar dolar deprem vergisi nedense hiç sorgulanmıyor. Aynı şekilde çıkarılan imar afları gündeme getirilmiyor ki yıkımın asıl nedeni, asıl sorumlusu o aflardır. Hollanda gibi batılı ülke medyalarında bağış karşılığı ruhsat verilmesi ve çıkarılan imar afları televizyonlarda espri malzemesidir. Arabanın freni bozulduysa başbakana 100 euro gönder, yoluna devam et deniliyor. Hülasa nasıl FETÖ'nün siyasi ayağı gizlendiyse, nasıl kara paranın, uyuşturucunun siyasi ayağı örtüldüyse depremin de siyasi ayağı gözden kaçırılıyor. Değerli dostlar, dünden ilginç bir gelişme de Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesiydi. Erdoğan'ın yabancı ülke yetkilileri kabulü yoğunluğuna rağmen yapılan bu görüşmeye seçim kararı için diyenler var.
İddia edildiği gibi AKP seçim adına herhangi bir şeye angaje olmuş değil, herhangi bir karar almış değil. Ne zaman yapılırsa kendileri için yararlı olacak, onu araştırıyorlar. İktidar seçimin ertelenmesi halinde yaşayacağı zorlukların farkındadır. Mesela bir yıl içinde ödemeler dengesi krizine girilmesi ve temerrüte düşünme ihtimali ciddi olarak söz konusu. Zira bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç toplamı 186 milyar dolardır. Keza Rusya'nın bir sene ertelediği onlarca milyar dolarlık doğalgaz borçlarının seneye bu zamanlarda ödemesi var. Aynı şekilde swapların geri dönüşü gündeme gelecektir. Bütün bunlardan hareketle dövizi tutmak zorlaşacak ve de enflasyon çok daha yükselecektir. Bunlara son deprem vurgunu artı EYT'lilere verilecek paralar, ödemeler ilave edildiğinde bir sene sonrası her şey çok daha kötü ve de karanlık olacak. Tablo ortada. Ekonomi ve yönetimi faciadır ve iyi olma ihtimali de söz konusu değil. Piyasaları stop ettirme adına uygulanan düşük faiz politikasını bir yıl daha sürdürmek ve dövizi tutmak mümkün olmayacaktır. Bu itibarla iktidar Mayıs ya da Haziran ayında seçim yapabilir ki deprem ve olağanüstü hal ortamı da işine gelebilir. Bu arada seçmenin deprem yıkıntıları sürecinde bilinmez yerine Tayyip Erdoğan'ı mecburen tercih edeceği değerlendirmeleri de yapılıyor. Keza geçecek zamanın aleyhlerinde olacağı ve düşüşte olan Millet İttifakı'nın yükselişe geçebileceği yine dikkate alınıyor. Özetle seçim ertelenirse bir yıl sonra AKP kalmaz diyenler var. Bu itibarla seçimin ertelenme ihtimali %50 civarındadır ki dikkatinizi çekmek istiyorum. Saray Gazetesi Sabah'ın baş yazarı Mehmet Barlas da dün seçimler mutlaka Mayıs'ta olmalı diye yazdı. Nihai kararı verecek olan ise Yüksek Seçim Kurulu şu bu değil, yapılacak anketler ve projeksiyonlar sonrası Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan'ın dünkü Bahçeli buluşmasına bu çerçeveden bakmak lazım. Erdoğan'ın bir yıllık sabır istiyorum açıklaması kimileri tarafından seçimin erteleneceği şeklinde yorumlandı, ancak olgular bunlar. Ankara'da konuşulan bir başka şey, radyo televizyon üst kurumunun muhalif televizyon kanallarına deprem bahanesiyle operasyonlar yapacağı. Buna göre halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve isyan çıkarma suçlamalarıyla büyük para cezalarına ilaveten belli aralıklarla belli zaman dilimleri içinde kapatma kararları verileceği kaydediliyor. Dillere düşen bu fısıltı sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konu ile alakalı açıklama yaptı ve radyo televizyon üst kurumu ve de iktidarı uyardı. Tayyip Erdoğan seçimi ertelemeyip Mayıs'ta sandığa gidiyoruz derse, altını çiziyorum, muhalif kanallar kapatılacaktır, karartmalar kesindir ki hedeflenen seçime bu şekilde muhalif medya olmaksızın girmektir. Evet, kapatma için deprem yayınlarını bahane edecekler. Oysa her şey göz önünde. Bir marjinal kanalın dışında muhalif kanalların devlet ve millet aleyhinde deprem sürecinde tek bir yayını bile olmadı. Şunu da ilave edeyim, seçim için son düzlüğe girildiğinde, yani 2 hafta kala, sosyal medyaya da yine bant daraltılması türü engellemeler konacak. Bu itibarla muhalefetin hadiseyi uluslararası arenaya taşıma zorunluluğu var. Dünden kulislere yansıyan bir başka iddia, üniversitelerin kapanma kararının gözden geçirilebileceği. Gençlik kesiminde ve kamuoyunda oluşan tepkiler sonrası Tayyip Erdoğan'a
kararı üniversite yönetimlerine bırakması için baskılar yapılıyor. Erdoğan söz konusu seçimde oy kullanacak gençler olduğu için pekala geri adım atar diyenler var. Zira onun için bir oy bir oydur. Sevgili seyircilerim, bu arada depremle alakalı tweetleri sebebiyle 330 kişi için adli işlemler başlatıldı. An itibarıyla tutuklanan sayısı 21'dir. Bir başka tuhaflık dün medyaya yansıdı. Yüzü peçeli, yani hiç görünmeyen kadınların tarikatlar, cemaatler adına deprem bölgelerinde yardım çalışmaları yapmalarıdır. Hayır, yardıma itiraz eden yok, itiraz olmaz. Lakin yüzler kapalı olunca terörist mi değil mi kuşkusunu depreştiriyor. Ahbap Derneği'ne karşı çıkanlarım mesela Devlet Bahçeli'nin bu duruma suskun kalmasını dikkatlerinize sunuyorum. Saray kanalı CNN Türk'te çalışan Cem Seymen depremde müdahalede geç kalındı diye tweet atınca istifaya davet edilerek kanal ile yolları ayrıldı ki bu durum Türkiye'nin medya ve demokrasideki hali pür melalidir. Kahramanmaraş merkezli büyük felakette gözlenen bir başka şey, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok ezberinin bozulması oldu. İsrail'den Yunanistan ve Ermenistan'a kadar düşman görülen ülke, yönetim ve halkların Türkiye ile dayanışması bunu ortaya koymuş, kanıtlamıştır. Keza yine hasım görülen Avrupa'nın Türkiye'ye sıcak ilgisi ortada. Buna paralel olarak Edirne'den Van'a, Muğla'dan Artvin'e bütün ülkenin kol kola girmesi millet olduğumuzun belgesidir. Siyasete ve siyasetçilere rağmen çok şükür bu özelliğimiz hala muhafaza ediliyor ki ülkenin Cumhurbaşkanı cenaze namazında bile rakip parti liderlerinin elini sıkmadığı bir süreçte bunun olması sevindirici. Siyasi gündemdeki diğer başlıklarda şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'na yine tebriklerimi sunuyorum. Niye mi derseniz, Sinan Ateş olayını depreme rağmen unutturmadığı için. Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve eşi Mansur Yavaş ve eşiyle beraber Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ziyaret edip katilleri mutlaka bulacaklarının sözünü verdi. Şunu da ifade edeyim, depremle beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık şansı yükselmeye, artmaya başladı. Hele Mayıs-Haziran ayında seçim olursa Millet İttifakı bu hengamede adaylık kavgasına giremez. Yani Meral Akşener daha fazla diretemez, hayır diyemez diyenler var. Bu arada on binlerce depremzedenin cesedi hala toprak altında çıkarılmayı beklerken Dinci Akit gazetesi çirkin bir şekilde hesap görmeye uğraşıyor. Vefat eden Yargıtay eski başsavcısı Vural Savaş'a nefret ve kin kusuyor. Yakından tanıyan biri olarak şehadet ederim ki Vural Bey, Akit güruhundan çok daha samimi Müslüman ve bin kere daha onlardan vatanseverdi. Rahmetler diliyorum kendisine. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.